serbest diyorum galeri bölümü ücretli. Aşağı. Hocam bir şey, de. şey var. Bugün bir garaj kapısını da orun şey yapmışlar. Fotoğrafları geldi. Yani, yani ya parça parça, parça Ayasofya'yı yiyecekler bunlar. <laughs> kapısını kapıyı, kapıyı ayrı, yediler, ayrı yediler. Alırsını ayrı yediler. <laughs> Duvarını ayrı alıp alıp evlere götürüyorlar. Yani şey için <laughs> uğur bilmem ne mübarek diye. Ya o ca kapı topuzundan. Bunlardan, sıkıntı bunlardan <laughs> Ayasofya'yı koruyamıyoruz. Yani bir tarihi eser gözümüzün önünde ee, maalesef... Tabii bir mozaiği için söyleniyor. Dünyada eşi benzeri. Ya olmaz yok, ama böyle yani. bir şey. Yani burası, tamam. yani Ayasofya, ben ibadet edilme arusunu anlıyorum. Saygı değerde buluyorum, saygı yani duyuyorum. Yani yapacak bir Ancak şey ya, Tatım öyle karar evet, verir. Evet, ya bundan sonra kimse de demez. Kardeşim burayı boşalt. Ama, ama Sayın Cumhurbaşkanı 10 Temmuz 2020 tarihinde bu açıklamayı yapıp da... Ya daha belki 4. şöyle yaşında... yapabiliriz. Ne bileyim, yani ileride bu binanın da kullanımı... Cumalar için düşünebiliriz bir şey bir şey yaparız yani. Ya turiste sınırlama getirebildiğine göre bu sınırlama gelebiliyormuş diye düşünülebilir. Bunu da yaparsa AK Parti yapar. Yani bir başka hükümet yapsa başına bela olur. O nedenle ya bu bu kaç bin yıldır ayakta? Bin küsür yıldır ayakta. Ah. Yani dünyanın en yaşlı binalarından biri. Ya korumamız lazım. Bu bina hem Hristiyanlara hem Müslümanlara ziyadesiyle hizmet etti. Kilise olarak da hizmet etti. Cami olarak da hizmet etti. Ya biraz da bizim hizmetimize muhtaç durumda. Bizim onu ayakta tutmamıza muhtaç durumda. İnsanın önemli abidelerinden biri. İki dine de hizmet etmiş. Şimdi Müslümanların korumasında. Dolayısıyla ya buna böyle bakalım. Bunu yani dönüp dönüp kendi camimizi fethetmenin işte baş döndürücü hissi içinde kapısından sen tut halısından ben tutayım diye. Bakmamak lazım yani, yani. O zaman dedik dedik ya Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlar olmasaydı sen oraya pasaportla vizeyle giriyordun. Sanki yeniden fethediyor gibi yaptılar. Dediler ki ya Olmaz dedi, Kendi toprağında kendi e şimdi onu çevirdin müzeye ne yani. almadın e, ben. O hiçbir şey almadı tabii. Şey, yani. ne oldu yani şimdi? Şey mi oluyor böyle bir ne deniyor yarı öyle yarı böyle olunca ona bir ismi var ya. Bir şey diyorlar ona. Getiremedik <laughs> şimdi. Bilim evet, bir şey. birkaç şey. şimdi, daha var. Bu arada Dem Parti boyutuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Dem Parti beş büyük şehirde CHP'li adaylara deste destek vermeyi tartışmaya başladı. En çok Ankara'da aday göstermelerine sevindim. Bundan sayın Mansur Yavaş şeyle çıkar. Yararlı çıkar. Çarsın Çarsın çıkar. Lan. Tabii. tabii, tabii. Nerelerde? O zaman Daha iyi olur. nerelerde aday çıkarmayabilirler Daha iyi olur. onu da söyleyeyim. Mersin, Adana, İzmir, Bursa, İstanbul. Bu beş şehirde Dem Parti aday çıkarmayıp CHP'ye destek verebilir. Ee, Dem Parti Sadece CHP ile görüşmüyorum. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla Deva ve Saadet Partileri de görüşme trafiğini sürdürüyor. Yeniden vefa ne zaman açıklayacak? Bir şey söyledi bilmiyorum. mi? Daha henüz belli değil. Bir ben bilgi bilmiyorum. daha söyleyeyim. Onu da e, aktarmış e, sanırım olayım. Sanırım Ayşegül Doğan Dem Partisi Sözcüsü şöyle bir açıklama yapmıştı. Evet, Ankara, yani. Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun'da belediye başkanı da açıklayacaklar. Evet. Bir de şöyle bir bilgi var. Şimdi son günlerde deniyordu ki e, ya bu İyi Parti İstanbul'la Bilge Yılmaz'ı düşünüyor. Ve bir yandan bunu duyuyorum. Bir yandan da şöyle bir şey duyuyorum İyi Parti'de. Bilge Yılmaz çekildi, uzaklaştı. Bilge Yılmaz tasını tarağını topladı gitti gibi şeyler duyuyorum. Twitter hesabına girdim. 3 Aralık'tan bu yana paylaşım yapmamış. Ben de bunu oldukça tuhaf buldum ve kendisini aradım. Bilge Hoca'ya sordum. Evvela dedi ki, İstanbul'a aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Aklımın ucundan geçmiyor. İkincisi, ya bu eşyalarını topladı gitti ifadesi tam olarak doğru değil. Ben seçimden önce ev kiralamıştım Ankara'da. Seçimden sonra kirayı sonlandırdım. Eşyalarım kaldı, kıyafetlerim. Partideki ofise taşımıştım. Orada da tuhaf bir görüntü oluşturduğu için aldım yanımda götürdüm. Olay bu. Fakat benim anladığım kadarıyla seçimden önce 3-6 Mart sürecinde başlayan, seçimden sonra devam eden... Bu özü başına kararı alınmasından sonra da etkisini sürdüren e, Hoca'yla, Bilge Yılmaz'la İYİ Parti arasında bir e, anlaşmazlık var. Yani şöyle, İlge e, Yılmaz'ın Akşener'e ve parti politikalarının eleştirileri var. E, bu hem seçimden önce hem seçim sonrasında hem de işte e, özü başı kararı alınmasından da sonra süren bir Eleştirel iklim alındığım kadarıyla. Şu an neyi eleştiriyor? Çünkü bu o zaman detaylara girmeyeceğim. Eleştirmişti. Bu, bu detaylara girmeyeceğim ama sadece bu kadarını söyleyebilirim. Çünkü bu kadarını <laughs> izin verdi. O nedenle bu kadarını söyleyebilirim.